Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatilin son gününde de milyonlarca vatandaş geri dönüş için yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Samsun, Ankara ve Kayseri Kırıkkale Karayolu'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar ancak tampon tampona ilerleyebildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yoğunluk karşısında havadan ve karadan denetim yaptı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki denetimlere katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, trafikte alınan önlemlerle ilgili olarak Vali Yunus Sezer'den bilgi aldı. Kontrol noktasında sürücü ve yolcularla sohbet eden Erdil, hız sınırı, emniyet kemeri ve trafikte telefon kullanılmaması noktasında uyarılarda bulundu, karanfil ve bilgilendirici broşür dağıttı. Size bir karanfil verelim, hanımefendi. Kurban Bayramı dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler hakkında da bilgi veren Erdil şu sözleri ifade etti. Bayram süresince ayrıca sivil denetimler yapıldı. Büyük şehirlerden özellikle Anadolu'daki çeşitli illere olan otobüs taşımacılığında sivil denetimler yapıldı. 690 sivil memurumuz gidiş dönüş 1360 otobüsümüzü denetledi. Sivil memur olarak denetledi. Alanda oldu. Ayrıca 15 helikopter ve 76 drone'la yaklaşık 1500 saat uçuş yaparak havadan denetimler ve takipler yapıldı. Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında önemli bir artışın olmadığını sözlerine ekledi. Bu bayramda özellikle 24 Temmuz 26 Temmuz arasında bayramda dahil ilk günler biraz trafik kazaları biraz bizi ürküttü. Bugüne kadar özellikle ölümlü kazalarda çok ciddi bir iyileşme oldu. Çok şükür can kaybımız çok az oldu. Bu sevindirici bir haber. Kazalarda da yaralamalı kazalarda da önemli bir artış olmadı. Trafiğin %30 artmasına rağmen yaralamalı kazalarda büyük ölçüde kontrol altında oldu. Ziyarette Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen ve İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut da hazır bulundu.